Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar ilave macera Diyarlar turnuvasını oynayacağız. Destansı yani efsanevi zorluğu oynayacağız. Ekibim Doktordum, Quake ve Corvus Grave. Yani bu ekip her hero'ya karşı oynayabilir. Sadece tek zorlanacağımız yer eğer geliştirilmiş karosu olsaydı ilk başta zorlanabilirdik ama nitekim geliştirilmiş karosu yok yoldaki hero'ların üzerinde. Karoları da tek tek okuyacağım. Evet, Kaptan Amerika var ilk olarak. Hızlı Hulk. Doktor Strange. Demir Vatansever. Örümcek Adam. Cyclops. Ve Killmonger. Ödüllerimize baktığımız zaman T4'ler, saçma sapan Alpha 2'ler. Şu ana kadar girdiğim 5. defa oynuyorum bu macerayı. En kötü ödül şansımız bu macerada olacak yani. Bayağı kötü çıktı. Buraya Corvus Glaive ile giriyoruz. Rakibin zaafı uzatma, uzun mesafeli ilişki var arkadaşlar. Ya kolay. Şu ana kadar hiç eşya harcamadım bu macerada. Bu ekip gerçekten ideal bir ekip. Uzun mesafeli ilişkiden dolayı zayıflık alıyoruz. Fazla yakın durmamak lazım. Evet. Aslında bir yönden de lehimize olan bir şey bu zayıflık. Yorgunluk da var mesela. Rakim bloğuna vurduğumuz zaman. Sağlığımız devamlı doluyor yani. Güvenli oynuyoruz yani. Zayıflığı aldık üzerimize. Sağlık basmaya başladık şimdi. Tabi dövüş bitene kadar ben bu sağlığı yüzleyeceğim. Yüzleyemedik de 97'de kaldık. T4 nedir ya? Lan arkadaş, destansız efsanevi zorluğu oynuyorsun. Verdikleri şeye bak ya. 7200 parça T4. Tabi mecburen bu buraları geçmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü aşama ödülleri var. Aşama ödüllerini almamız için buradaki hero'ları da indirmemiz lazım. Tam hesaplamadım ama muhtemelen maksimum ödül almak için bütün euroları yenmemiz gerekiyordur diye düşünüyorum yani. Evet, beşli bir komboyla güzelce bizi duman etti. %2 canımız kaldı yani. Vallahi hiç lavaliye izin vermeyen bir oyun bu oyun. Geldik Doktor Strange'e. Enerji var mı? Var. Enerji saldırılı falandır, pişmandır. Buraya Doktor Doom'la girebiliriz. Üzerinde şoku gördüğünüz zaman arkadaşlar yanına gidip direkt engellenemez saldırıyı yersiniz. Engellenemez olduğunu unutmuştuk. Bir L2 daydık. Bu nedir ya? Daralıyor. Bakalım eşya kullanmadan bitirebileceğiz mi? %40 bunun sağlığı var. %2 Corvus Glaive'in sağlığı var. Bir tek sağlam elimizde şu anda. Quake var.
Alttan da saçma sapan şu kiroları yendiğimiz zaman durmadan bir şeyler çıkıp duruyor yani. En sıkıntılısı bu gibi gözüküyor. Güç kalkanı var. Zırhlı saldırı var. Zırhlı saldırı arkadaşlar, eğer rakibin üzerinde zırhlanma varsa full engellenemez oluyor yani. O yüzden biraz dikkatli oynamakta fayda var. Ya bunu önce bir L1 L2 kombinasyonuyla oynamak daha iyi oluyor arkadaşlar. Şu üzerindeki sendeletmeyi kesinlikle ihmal etmemek lazım. Hoppa. Adamın L2'sinin üstüne koştuk ya. Böyle bir şey yok ya. Tam noob gibi oynuyoruz yani. Tabi bunda biraz da elektrik olmaması etken. Görüldüğü gibi normalde Wi-Fi'den oynadığım oyunu kendi mobil veri üzerinden oynuyorum. O yüzden internet çeksin diye değişik şeylere başvuruyorum. Evet, geldik. Örümcek adama. Örümcek adam, gürbüzleşme var, karışım ustası var, dinç var. Buraya kuyekle giriyoruz. Kafamız rahat bir şekilde burayı geçmeye çalışacağız. Ne zaman zaten böyle iddialı konuşsak dayak yiyoruz. Tam geldi önümde fren yaptı ya. Bazen kombosunu bitirmeden geri çekiliyorlar ya, o zaman işte biraz boşa düşebiliyoruz. Ya böyle karakterlerle oynamak yani Quake'le kolay ama karışık hero'lar olduğu zaman gerçekten zor. Mesela bir Tigre'ye karşı Quake'le oynamak zor. Domino. Hitmonkey. Ya şuraya alttan durmadan bir şeyler çıkıyor ya. Basamıyoruz yani, ilerleyemiyoruz. Yani ikili combo yapan hero'lara karşı Quake'le oynamak gerçekten zor yani. Cyclops'un karasunda ise arkadaşlar performans kayısı, saldırganlık iner, mikro yansıtma ve çok uzaklardan gelen güçlü var. Bu biraz sıkıntılı arkadaşlar. Burada muhtemelen kill vereceğiz. Doktor Doom'u feda edebilirim burada yani. Güç selini kendi üzerimize alalım. Bir tane L2 atabilirsek diyeceğim de zor. %2 sağlığımız var. Ama ne kadar indirirsek bunu kar. Lan. Elimiz ayağımıza dolaştı ya. Alıyorduk ama neyse. İleri gideceğimize geri çektik ya. Vallahi billahi sanki var ya, acemiler gibi oynuyoruz. Gerçi acemiyiz hala ama. Neyse, bari buradan da bir yük alırız. Evet, temiz. %2'den bu arada %4'e kadar sağlığımızda çıkardık Corvus Glaive'in. Geldik en sıkıntılı karakterlerden bir tanesine. Bunu Boss'ta kim vardı? Evet, yüce büyücü. Bakalım Corvus Glaive'le bunu alırsak güzel olacak yani. %4 sağlığımıza. Biraz sağlık bassak mı acaba? Bakalım şuradan bir tane 750'lik basalım. Cimrilik hasafada. Yeter. 1643. 1453 olsaydı daha iyiydi ama.
Neyse, yorgunluktan biraz sağlık basarız. Ha, burada ön sezi vardı ya. Ön seziyi tamamen unuttum. Yansıtmadan da dehşet hasar yedik. Yani yine sağlığımız %1'e kadar indi. Ama neyse ki BOS'a geldik arkadaşlar. Kör topal da olsa. Ön sezi olduğunu tamamen unutmuştum Killmonger'da. Ön sezi arkadaşlar, atılma saldırısı yaptığınız zaman %300 saldırı kazanıyorsunuz. Yani saldırı kazanıyorsunuz derken %300 saldırı kazandıran bir hiddet veriyor size. Yani çok etkili oluyor. Özellikle Corvus, Ghost olsun, bu karoda coşuyorlar yani. Bir de fake atmak var. İyileştir ya da gizli var arkadaşlar. Güçlü saldırı var. İyileştir ya da gizli arkadaşlar. Üzerinde bir sayaç var. Mesela yüce büyücünün. O sayaç dolduğu anda eğer yakınsanız yüce büyücü. Eğer uzaksanız siz sağlık basıyorsunuz. Neyse, girelim bakalım. O vakte kadar yaşarsak veya yüce büyücü yaşarsa onu da görmüş olacağız. Kaçamadık. 3 tane atıyormuş. Sağlığı da bu arada üzerimize almıştık. Yani tam ölmeden önce sağlık bizim üzerimize geçmişti. Muhtemelen bunu tek sarsıntıyla da öldürürüz ama yani eğer canını bu kadar azaltmamış olsaydık gerçekten bu bize Quake'le biraz zorlardı ama Allah'tan canını azalttık. Neyse arkadaşlar, bir şekilde yani eşya kullanmadan, eşya derken diriltme. Tabii sağlık botları eşyadan saymıyorum ben yani. Önemli olan eşya diriltmedir arkadaşlar. Diriltme kullanmadan bir şekilde yan etkinlikteki yolları bu kadroyla kolay bir şekilde alınabiliyor yani. Bu videomuzu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.